Arkadaşlar merhaba. Bugün Kore alfabesi hakkında bu sefer biraz daha detaylı harflerle ilgili biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Aynı zamanda bu harflerle ilgili birkaç okuma kuralı göstereceğim. Öncelikle Kore alfabesi bildiğimiz üzere Hangul. Kore alfabesi 14 sessiz ve 10 sessizden oluşmaktadır. Sessizleri görecek olursak eğer G harfi, N harfi şu şekilde, D harfi, R ya da L harfi, kelimede yerine göre değişiyor. L ya da R okunması. M harfi, B harfi, S, N, C, Ç, K, T, P, H. N harfi aynı zamanda diğer derslerden eğer diğer derslerimi izlediyseniz N harfi aynı zamanda seslerin önüne gelerek şuraya gelip seslerin okunmasını sağlıyor. A şeklinde sesin vermesi sağlanıyor. Fakat sesiyle beraber olduğu zaman ın diye okunmuyor. Direkt etkisiz şeyde ama okutman harfi olarak geçiyordu. Seslerimize geçecek olursak sesler A, Ya, O yandan çizgisi yana doğru olduğu için Yo aynı şekilde yandan O alttan Yo, U, Yu, I ve İ. Seslerimiz de bu şekilde. Buna ek olarak Korece'de 5 çift sessiz harf ve 11 çift sesli harfler vardır. Çift sessizlere bakarsak eğer, bakacak olursak çift G, çift D, çift B, çift S ve çift C olarak. Bunlar Korecesinde sang, giyip, sang diyıt, sang biyıt, sang şiyıt, sang ciyıt diye geçer. Sang ikiz ya da çift demek. Sang. Çift sessizler ise çift sessizin denilmesinin sebebi mesela kapalı E baktığımız zaman A harfi ile İ harfinin birleşimidir. Bazı telefonlarda mesaj yazarken özellikle Korece yazan telefonlarda A'ya basıp sonra İ'ye bastığımız zaman kapalı E'yi elde ederiz. Aynı şekilde kapalı Y'de Y harfi Ya ile İ'nin birleşimidir. Bu şekilde. O ve İ'nin birleşimi E. O ve İ birleşimi E. Açık E. Açık Y. Va. Ve. Ve. Vo. Aynı zamanda bunlar da iki tane sesin birleşimi oluşuyor. O ile A mesela bakıyoruz. O ile kapalı E'nin birleşimi. Ve. Vo. Ve. Vi. I. Da i. En sonunda. Tabii bunları böyle okuyamıyoruz. Bu şekilde normalde okuyamıyoruz. Çünkü okutmanımız olmadığı için buradaki okutma harfimiz yukarıda hatırlarsınız i'ydi. I'yi yanına koyduğumuz zaman ancak oluyor. Okunuyordu. Ama sade halleri bu şekildedir. Kelimenin sonuna gelen çift sessizler. Bir de kelimenin sonuna gelen çift sessizler var. Bunlar da mesela G ve S harfi şu şekilde birleşik oluyor. Kelimenin altına geliyor. Bir kelimenin altında oluyor. N, C, N, H, L, G, N, M, N, B, L, S, L, T, L, P, N, H, L, S. Peki bunlar kelimenin sonuna geldiği zaman nasıl okunuyor? Bunlarla ilgili de aşağıya örnekler koydum. Kelimede nasıl okunacakları şu şekilde. Aynı zamanda kelime örneği verdim. Mesela buradaki G ve S nasıl okunması gerekiyor? G olarak okunması gerekiyor. G'yi okumamız gerekiyor. Mesela sak kelimesi geniş ferah anlamında sak diye okunuyor. Mesela anta oturmak demek. Anta diye okunuyor. Anta. N'yi okuyoruz burada. C'yi okumayıp N'yi okuyoruz. Yine aynı şekilde çok kelimesi manta. Manta da aynı şekilde N. D'yi daha çok T'ye dönüştürüyor. Anta da direkt yumuşak çift D'yi koyuyoruz. Anta gibi. Ama şeyde manta. Tamamen T gibi sesi veriyor. Okumak ikta. İlk değil de ikta şeklinde okunuyor. G yine. LG'den G harfi okunuyor. Bunları detaylı olarak sonradan incelersiniz. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Santa. Bu da kaynatmak demek. Bu daha çok hani yumurta kaynatmak, haşlamak anlamında. Salman, geran diye şey oluyor. Buraya ın eki aldığı zaman
ikisini okuruz. Salman'ın ününü de okuruz. Bu şekilde okumamız lazım. Sesli kayıtlar sonra bunların okunuşları değişiyor. Bu şekilde okumuyoruz. Sadece G'yi almıyoruz. L'yi de almak zorundayız. Şey olursa, sesli olursa. Yine aynı şekilde nota. Burada da nota şeklinde. Ben nota diye okudum. Bak yanlış okuyorum. Nota şeklinde okunuyor. Bazen yanılabiliyoruz okunuşlarında. Diğeri L ve S ve gol tek yol demekmiş. Tek yol halta yalama kelimesi şimdi. Ütta. Burada tamamen L ve P değil de B şeklinde okunuyor. Ütta. Ezberden okunuyor. Şiir. Özellikle şiir için okunuyor. Diğeri ilta. 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 Kaybetmek. Bir diğeri ise gap. Fiyat. Gap kelimesini çok konuşuyordur. İlta da iroborida. İroborida var. Burayı O ekleniyor. İro. Re. R'ye dönüşüyor. Oradaki L ve iroborida şeklinde okunuyor. Bunlar bu şekilde. Bunları buradan not alabilirsiniz. Bunlar hakkında biraz daha geniş bilgi vermek istedim. Okumada önemli oldukları için. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim.